Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılıyla karşınızdayız. Artık son yazılara doğru yola çıktık. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlıkla karşınızdayız. Peki arkadaşlar, önce konu tekrarlarımızı yapalım. İslam medeniyetinin doğuşundan başlayacağız 5. ünitemizle. Halifelik ve halifeliğin saltanata dönüştüğünü göreceğiz ilk başta. Şimdi hatırlayın, Peygamber Efendimiz öldükten sonra 4 halife diye adlandırdığım bir dönem ortaya çıkacak. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile sonlanacak bir süreç. Tabii ki Hazreti Ali dönemi bir kargaşa dönemi olduğunu bileceğiz. Ne oldu peki dersek, bu dönemde Şam valisi arkadaşlar Muaviye ile Hazreti Ali arasında sürekli savaşlar meydana geliyor. Bu savaşlardan bir tanesi Sıffin Savaşı'ydı. Sıffin Savaşı sonrasında İslam dünyası 3 gruba ayrıldı. Muaviye taraftarları, Hazreti Ali taraftarları ve her iki grubu tutmayan hariciler. Hariciler dediler ki bu ikisi de İslam dünyasının başına bela oldu. En iyisi ikisini de ortadan kaldıralım dediler. Muaviye'yi öldürmeye çalıştılar. Muaviye yaralı bir şekilde kurtuldu. Ama Hazreti Ali o kadar şanslı değildi. Hazreti Ali Kufe'de arkadaşlar cuma namazı kılarken bir harici tarafından sırtından hançerlenerek şehit edildi. Bunun üzerine Muaviye ise neyini ilan etti? Halifeliğini ilan etti. İşte artık halifelik neye dönüşmeye başladı? Saltanata dönüşmeye başladı. Ve Muaviye dedi ki ben öldükten sonra yerime oğlum kim geçecektir? Yezid geçecektir dedi. Ve nitekim Muaviye arkadaşlar Emevi devletinin neydi bileceksiniz? Kurucusu olarak bileceğiz. Devletin başkentinin Şam olduğunu ve bu dönemde halifeliğin saltanata dönüştüğünü bilmem gerekiyor. Tabii ki yine İstanbul ilk kez Müslümanlar tarafından ne yapıldı Emeviler döneminde kuşatılmıştır arkadaşlar. Fakat alınamadı diyeceğiz. Hatta Eyüp el-Ensari diye adlandırdığım önemli arkadaşlar kişi İstanbul kuşatması sırasında şehit düşer. Hatta biz buna ne diyoruz? Eyüp Sultan diyeceğiz. Bazen o türbeleri ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ziyaret edeceğiz. Daha sonrası tabii ki Muaviye öldükten sonra devletin başına geçen Yezid arkadaşlar döneminde ise bir olay gerçekleşiyor. Biz bu olaya Kerbela olayı diyeceğiz. Peki Kerbela olayında neler yaşandı? Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmedi. Kabul etmemesiyle birlikte Kufe'ye doğru yola çıkarken Yezid'in askerleri Hazreti Hüseyin'e pusu kurdular. Pusunun kurmasının ardından Hazreti Hüseyin'i günlerce susuz ve aç bırakmışlardır. Yetmemiş, kafasını kesmişler ve Hazreti Hüseyin'in kafasıyla top oynamışlardır. İşte bunun üzerine İslam dünyası kesin olarak iki gruba ayrılmıştır. Şiiler ve Sunniler diye adlandırdığım grup diyeceksiniz Kerbela olayı sonrasını. Peki Emevilerde en parlak dönem Abdülmelik ve arkadaşlar 1. Velid döneminde yaşanmıştır. Yine bu dönemde arkadaşlar Kadix Savaşı'yla İspanya fethedilmiş ve İspanya'da Endülüs Emevi diye adlandırdığım devletin temelleri atılmaya başlayacak. Fakat Avrupa'ya İslamiyet'i yayabilmek için Franklarla Poitiers Savaşı yapılmış. Fakat bu savaşın sonrasında İslam orduları yenilerek Avrupa'da İslamiyet'in yayılamayacağına yapılmıştır. Anlaşılmıştır. Türkistan bölgesi için Türk işlerle yani Sulu Kağan döneminde savaşlar gerçekleşecek. Fakat Türk işleri arkadaşlar ağır bir arkadaşlar zafer kazanmalarıyla birlikte Emeviler Orta Asya bölgesinde İslam'ı yayamayacaklarını anlamışlardır. Fakat yavaş yavaş Emevilerde bir ırkçı politika ortaya çıkmaya başlayacak ki hocalarınız da bunu soru olarak sorabilir arkadaşlar. Peki nedir bu dersek? Mevali diye adlandırdığım bir politika ortaya çıkıyor. Nedir peki mevali? Mevali arkadaşlar Arapçada köle anlamına gelmekti. Yani Emeviler diyor ki Arap olmayan Müslüman bizim gözümüzde ikinci sınıf bir vatandaştır gözüyle bakmış. Peki sizce bu dönemde Türkler İslamiyet'i kabul etmiş midir dersek? Hayır, Türkler bu dönemde İslamiyet'i pek de ne yapmayacaklar? Benimsemeyecekler. Yani diyoruz ki Arap milliyetçiliği politikasından dolayı Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi ne yaptı?
gecikmiştir. Yine Arap milliyetçiliği politikasını izlediler. Hocan sana bunu ne politikası olarak soracak? Mevali politikası olarak sorabilir. Tarık bin Ziyad gemileri yakmak tabirini ortaya atan önemli arkadaşlar. Ordu komutanlarından bir tanesi. Endülüs İslam hakimiyetini sağlayan Tarık bin Ziyad arkadaşlar önemli bir Emevi komutanıdır. Cebet Tarık Boğaz'ın adı kendisinden ne yapmaktadır? Gelmektedir. Bu da genel kültürümüze arkadaşlar. Ne olsun? Anekdot bırakalım. Peki gelelim Emevilerin kültür ve uygarlığından bahsedelim. Resmi dillerin Arapça olduğunu, ilk İslam parasının basıldığını, yine halifenin güvenliğini sağlamak amacıyla muhafız birliğinin kurulduğunu unutmamak gerekiyor. Yani siz Emevileri gördüğünüz zaman milliyetçi arkadaşlar bir yapıya sahip olduğunu, hatta ırkçı bile ne yapabilirsiniz söyleyebiliriz. Tekrar ama tekrar söylüyorum. Hangi politika? Mevali politikasını unutmaman lazım. Çünkü Emevilere hocan sorarsa Mevali politikasını da kesin sorar. Peki Emevilerin yıkılış sebepleri neler? Birincisi Arap milliyetçiliği yapmaları, yani Mevali politikası. Devletin önemli görevlerine kendi soyundan olanları getirilerek diğer insanları küstürmeleri, devletin geniş sınırlarına ulaşmasından dolayı merkeziyetçi yönetimin bozulması da yine arkadaşlar Emevilerin yıkılmasının sebepleri içerisinde yer almakta. Kağıt Avrupa'ya doğru gidiyor. İslamiyet'le beraber Avrupa'da daha önce kullanılmış olan parşömenden vazgeçilerek kağıt kullanılmaya ne yapıldı? Başlandı. Tabi bu da Avrupa'da arkadaşlar Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasını ne yapacak? Bize sağlamıştır diyoruz. Geldim İspanya'nın arkadaşlar doruklarında Kurtuba bölgesinde yükselen bir imparatorluktan bahsedeceğiz. Tabii ki bu imparatorluk kim? Endülüs Emevi Devleti. Endülüs Emevi Devleti'nin kurulduğu yer bugün İspanya'dır. Başkentlerini Kurtuba olarak bilmeniz gerekiyor. Ama unutmaman lazım. Emevi ile Endülüs Emevisini karıştırmaman gerekiyor. Emevi Devleti ırkçı bir yapıya sahipken Endülüs Emevi Devleti ise daha çok hoşgörülü, bilimin, sanatın gelişen önemli noktalarının olduğunu bilmen gerekir. Yani hatta İslam Rönesansı'nın yaşanmasında etkili ne yaptılar? Oldular. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'da birçok irili ufaklı emirlikler ve devletler ortaya çıkacak. Bağımsız emirlikler, Muratıplar, Muhabbidler ve en son arkadaşlar Beni Ahmer Devleti'ne yapılmıştır. Kurulacak. Tabii ki Beni Ahmer Devleti'nin kurulduğu yer yine İspanya'dır. Başkentleri Granada şehri olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Kırmızı tuğladan yapıldığı için Kırmızı Saray anlamına gelen Elhamra Sarayı bu dönemde yapılmıştır. Nitekim görselde de Elhamra Sarayı'nı ne yapmaktasınız? Görmektesiniz. İnşallah bir gün İspanya'ya gidersiniz ve güzel yerleri görmeyi arkadaşlar size nasip olur. Geldim bir diğer noktaya. Artık hoşgörülü bir yapıya sahip olacak Abbasi Devleti'nden bahsedeceğiz. Abbas Devleti'nin kurucusu Ebu Abbas olarak ne yapılmakta? Bilinmekte ve artık devletin merkezi neresi olmuştur? Bağdat şehri arkadaşlar devletin merkezi olacak. Bunlar Emevilerin izlediği mevali politikasını terk ederek daha hoşgörülü, daha ılımlı bir yapıya sahip olacaklar. Ve unutmuyorsunuz Arap ırkçılığını bırakarak yerine ümmetçi bir politika izlemişlerdir. Peki ümmet nedir hocam derseniz eğer? Ümmet bütün Müslümanları tek çatı altında toplama. Ey ümmeti Muhammed deriz ya işte. Yani arkadaşlar bu toprağın içerisinde bağlamaya çalıştığım noktalar. Yine Bağdat'ta Darul Hikme adı veriyle arkadaşlar adlandırdığım bilim merkezleri açılacak. Yine Abbasiler zamanında vezirlik makamının kurulduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve bizim için yani Türkler için bir dönüm noktası olan bir savaşı gerçekleştirecekler. Çin ve Abbas arasında 751 yılında bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşa biz Talas Savaşı diyeceğiz. Ve Talas Savaşı'nda Türkler yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başlayacaklar. Peki niye Emevilerde geçmedik? Çünkü Emeviler ırkçıydı. Çünkü Emeviler kötüydü arkadaşlar. Ama Abbasiler hoşgörücü, kucaklayıcı bir yapıya sahip olması Türklerin hoşuna gitmişti ve Türkler artık kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başlayacak. Çinler tarafından icat edilen kağıt, matva ve pusula gibi aletler önce Türklere, Türklerden de İslam dünyasına geçmiştir. Türkler Abbasiden ordusunda önemli makamlarda görev almaya başladılar. Şimdi şöyle düşünün.
Türkleri nasıl bir yapıya sahip? Savaşçı bir karaktere sahip. O yüzden de Abbasiler diyor ki, ha diyor, o zaman ben Türkleri sınır uçlarına yerleştireyim. Eğer ki bana bir tehlike gelirse Türkler bu anlamda ne yaparlar? Müdahale ederler. Nitekim de bunu yapacaklar. Arkadaşlar, Türkler için Samara adı verdiğim ve yine Bizans sınırında, yani şurada adlandırdığım, arkadaşlar, Avasım adı verilen ne kurmuşlardır? Şehirler kuracaklar. Abbasilerin zayıflamasıyla topraklar üzerinde küçük küçük devletler kuruluyor. Yani biz bunlara tebail mülk devletleri diyeceğiz. Bunun Türk İslam tarihinde en önemlilerinden bir tanesi Tolunoğulları ya da Ihşidiler diye adlandırdığım gruplar olarak bilebilirsiniz. Dünyaya ilim yayan önemli bir medeniyet olmuştur. Abbasiler 1258 yılında Hülagu Han, yani Moğollar tarafından ne yapıldı? Yıkıldılar diyeceğiz. Peki gelelim Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, unutmayın, hemen size bir kod vereceğim. Bu kodu da arkadaşlar Time diye kodlayacaksınız. Peki Time nedir dersek, Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin adları. Birincisi arkadaşlar, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletini hocan sana sorarsa Tolunoğulları, daha sonrasında ikinci kurulan diye sorarsa Ihşidiler, sonrasında arkadaşlar Memlükler ve en son olarak da kim diyeceksiniz? Eyyubiler, yani Selahaddin Eyyubi diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Gelelim Tolunoğullarından bahsedelim. Mısır'da valilik olarak atanan Tolunoğlu Ahmet, Abbas devletinin zayıflamasıyla birlikte bağımsızlığını ilan eden tevalli mülk bir devlet olmuştur. Ve unutmayacaksın, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Hatta bunlar Mısır arkadaşlar Maristan adı verilen hastane ve eczane yapmışlardır. Bu da yine sosyal devletçinin geliştiğini ne yapar bize? Gösterir. En önemli eseri de Tolunoğlu Ahmet Camii olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. 905 yılında Abbasiler tarafından ne yapıldı? Yıkıldılar. Ihşidiler, yani Akşitler. Akşet arkadaşlar ne demek? Aslında ne anlama geliyor? Beyaz güneş anlamına gelecek. Yani Abbasiler tarafından bunlara beyaz güneş lakabı takılmıştır. Mısır valisi olan Muhammed bin Togaç tarafından kurulacak ve Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti olarak bileceksiniz. Kutsal topraklara, yani Mekke, Medine bölgesine arkadaşlar sahip olan ilk Türk devleti olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. 969 yılında ise Şii bir devlet olan Fatimiler tarafından da ortadan kaldırılacaklar. Geldim Eyüp'e. Dağların aslanı Selahaddin Eyyubi diyeceksiniz. Selahaddin Eyyubi tarafından kurulacak. Nitekim arkadaşlar, Haçlılar bu dönemde Kudüs bölgesini ele geçirmişlerdi. Haçlılardan Kudüs'ü alabilmek için Hıddin Savaşı'nı yapmış ve Haçlılara ağır bir mağlubiyet ödetmiştir. Bunun üzerine arkadaşlar baharat yolu denetimine de alarak devletin ekonomik gelirlerini arttırmış ama bir hata yapmıştır. Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmak demek devlette taht kavgalarının ve yine kısa sürede yıkılmasına sebep olacak. Geldim sıradaki devletimiz Memlükler. Tabii ki Sultan Aybek tarafından kurulacak. Sultan Aybek döneminde arkadaşlar biliyorsunuz ki Orta Çağ damgasını vuran önemli bir imparatorluk vardı. Moğol İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu'nu birilerinin durdurması gerekiyordu. Tabii ki bunu durduracak ilk ve tek devlet Memlükler olmuştur. Memlükler arkadaşlar Moğol ordusuyla aynı Calut Savaşı'nı gerçekleştirerek diyorsunuz ki Moğolların batıya arkadaşlar ilerleyişini ne yapmıştır? Durdurdu diyeceğiz. Bakın, aynı Calut Savaşı'yla Moğolların batıya ilerleyişini durdurmuştur. Osmanlı Devleti ile yaşadığı sorunlar vardır. Osmanlı ile arası gerilmeye başlayacak ve yine Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonrasında Memlük Devleti yıkılarak halifelik makamı Osmanlı'ya geçmiştir. Bakın, yalnız unutmayın. Halifelik peki Memlüklerde miydi? Hayır. Memlükler Abbasi soyundan gelen halifeliğin neyini üstlenmiştir? Koruyucunun üstlenmiştir. Yani Memlüklerde halifelik makamı yoktur. Sadece Abbasi soyundan gelen halifeyi arkadaşlar koruyucunun ne yapmıştır? Üstlenmiştir diyeceksiniz. Geldim. Peki İslam medeniyetinde ilim ve sanat hayatı nasıldı? İslam medeniyetinde ilim ve eğitim kurumlarına bakalım. Beytül Hikme arkadaşlar. Bağdat'ta kurulan kütüphane ve bilim merkezidir.
Kütüphane, kitapların saklandığı yer, elde edilen bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması fonksiyonlarını gören hizmet işletmeleridir. En önemlisi ise tabii ki bugün İspanya'da arkadaşlar Kurtuba diye adlandırdığım bölge, yani Endülüs Emevi diyebiliriz. Medrese, ders okunan yer anlamına gelen medreseler, dini ilimler başta olmak üzere tıp, astronomi, matematik ve diğer ilimlerin de okutulduğu eğitim merkezleridir. Cami, İslamiyet'in ilk devirlerinden günümüze kadar İslam toplumunun eğitim kurumları olarak faaliyet göstermiştir. Hala biliyorsunuz ki bugün faaliyetini yürütmektedir. Geldim ilk İslam devletlerinin başkentlerinde. Bakalım ilk dönemler, yani Peygamber Efendimiz döneminde devletin merkezi Medine. Nitekim 4 halife döneminde de Medine'ydi. Fakat 4 halifenin sonuna doğru Hazreti Ali devletin merkezini Kufe şehrine taşıdı. Tabii ki Hazreti Ali'nin ölümüyle birlikte devletin başına geçen Muaviye'nin sonrasında Muaviye devletin merkezini Şam ilan etti. Emeviler yıkıldıktan sonra da Abbasiler kendilerini güçlü buldukları yer olan Bağdat'ı devletin başkenti ilan etmişlerdir. Şimdi gelelim hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf, bunlar neler, bunlara bakalım birlikte. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'i açıklama ve yorumlama bilimidir. Bu bilimde uğraşanlara müvessir adı verilir. Hadis ise Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara ise muhaddis adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Geldim fıkıhtan bahsedelim. İslam hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara fakih adı verilmekte. Kelam, Allah'ın birliğini, sıfatlarını akıl ve mantık yoluyla açıklayan bir bilimdir. Yani aslında İslam felsefesi diyebilirsiniz. Tasavvuf, Allah'a kalp yoluyla yakınlaşmaya amaç edinen bir bilimdir. Bu bilimle uğraşanlara mutasavvuf adı ne yapılmakta? Verilmektedir. Geldim önemli tabii ki hadis, fıkıh, kelamı söyledik. Bir de tabii ki İslam dünyasına damgasını vuran önemli bilim adamlarından bahsedelim. Farabi, yani Muallim Sani, ikinci öğretmen olarak anılmaktadır. Batı dünyasında ise Ahrabaüs olarak tanınmaktadır. Kitabul Muziki Kebir adlı eseri önemli çalışmalarından bir tanesidir. İbn Sina, Batı dünyasında bilinen isminliğini Avicenna, tıbbın babası olarak bilinir. El-Kanun Fitti Tıp adlı eseri en önemli çalışmalarından bir tanesidir. Hala bugün Avrupa'da arkadaşlar tıp okullarında İbn Sina'nın arkadaşlar Kanun Fitti Tıp adlı eseri okutulmaktadır. İbn Rüşd, felsefe ve din birbirinin bütünleyicisidir demektedir. İmam Gazali ise İslam felsefecisi olduğunu ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler ve Avrupa etkileri neler? Bunlara bahsedelim. İslam dünyası altın çağını yaşarken Avrupa ise skolastik düşüncenin etkisi altındadır. Peki skolastik düşünce nedir dersek? Yani bilimin reddedildiği, Katolik Kilisesi'nin öğretilerinin ön planda olduğu düşünce yapısına biz skolastik düşünce diyeceğiz. Avrupa aklı ve bilimi reddederken kilisenin baskısı altındaydı. Ünlü kimyacı Errazi Avrupa'yı bu anlamda etkiledi. Sıfırın mucidi Harazmi ve matematiksel işlemlerin kolaylaştırdı. Ve İtalyan matematikçi arkadaşlar Leonardo Fibonacci ne yapmıştır? Etkilenmiştir diyeceksiniz. Gelin peki İslam dünyasında bilim insanlarından bahsettik. Önemli çalışmalardan bahsettik. Peki İslamiyet'te sanat nasıldı? Bakın unutmayın, İslamiyet'te hiçbir zaman arkadaşlar resim ve heykel ne olmamıştır diyorsunuz? Gelişmedi diyeceğiz. Peki niye? Çünkü Peygamber Efendimiz arkadaşlar Medine bölgesini fethettikten, pardon Mekke bölgesini fethettikten sonra İslam dünyasına iki şeyi yasakladı. Bunlardan birisi resimdi, diğeri ise heykeldi. Çünkü tekrardan neye tapabilirsiniz düşüncesi vardı. Puta tapabilirsiniz düşüncesi vardı. O yüzden resim ve heykel gelişmedi olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bakın unutmayın. Hat sanatından bahsedeceğiz. Peki hat sanatı nedir? Yazıyı güzel yazma sanatıdır. Minyatür, küçük küçük adamların çizildiği iki boyutlu arkadaşlar gölgesiz resim sanatıdır. Çini ise bugün camilere gittiğinizde arkadaşlar pişirilmiş toplağın süslendiği bir sanat türüdür. Hatta nitekim hep camilerde bu motifi de ne yaparsınız? Görmektesiniz. Geldim tesipten bahsedeceğiz. Yazma eserlerinin çeşitli renk ve motiflerle süslenmesidir. Mimari ise binalar ve diğer fikir yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. Ebru sanatı ise su üzerinde uygulanan sanat çeşididir. Nitekim Ebru sanatı dünyanın belki de en güzel sanatlarından bir tanesi olarak
bilebiliriz. Geldim arkadaşlar, tabii ki İslamiyet'ten bahsettik. Peki Türkler İslamiyet'e nasıl geçti? Türk İslam devletlerinin bize katkıları neler oldu? Hadi gelin şimdi 6. ünitemizden bahsedelim. 6. ünitemiz Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkler için bir dönüm noktası olan bir savaşımız vardı. Hangi savaş? 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı. Talas Savaşı ile birlikte artık Türkler arkadaşlar kitleler halinde İslam'a geçmeye başlayacak. Ama Türkler bunun öncesinde İslam'la hiç mi tanışmadı? Tabii ki İslam'la tanıştılar. Peki nasıl tanıştılar? Hadi gelin buna bakalım birlikte. İlk olarak Hazreti Ömer döneminde İran'ı fethiyle ilk defa Müslümanlarla Türkler komşu haline geldiler. Ama bakın unutmayın, çatışmamışlar. Sonrasında Hazreti Osman döneminde ise Müslümanlarla Türkler, yani Hazarlar döneminde ilk savaşlar yapılmış. Nitekim de bu dönemde Hazarların zaferiyle sonuçlanarak İslam'ın yayılması bir tek engellendi. Emeviler döneminde ise Türk işler, yani Suluk Ağan döneminde Maverai-ün-Nehir ve Horasan'ın ele geçirilmesiyle Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri yoğun savaşların yaşanmasına neden olmuştur. Abbasilerin ise uyguladığı ümmetçilik politikası doğrultusunda Türklerin İslamiyet'e geçmesi kolaylaştı. Hemen yazıyoruz hangi savaş? Tabii ki Talas Savaşı diyeceğiz. Abbasilerin Türklere hoşgörüyle yaklaşmaları ve Türklere devlet yönetiminde görev vermelerinden dolayı Türklerin bu dönemde İslamiyet'i kabul etme süreci hızlanmıştır. Dedik ya Talas Savaşı. Unutma hocam bunu, soru soru bilir. Dikkat et, yıldızı da hemen buraya koyalım. Geldim. Talas Savaşı. Araplar, yani arkadaşlar Abbasilerle, tabii ki Abbasilere yardım eden Karluk Türkleri, yani bugün Karahanlı Devleti'nin kurucu temellerinden biri olan Türkler ve aynı zamanda Çinliler arasında gerçekleşen bir savaş. Çinlilerle Abbasilerin Orta Asya'ya hakim olmak istemeleri sonucu ise savaşı Türklerin desteğiyle Araplar kazanmıştır. Orta Asya'nın Çin hakimiyeti girmesi engellendi. Türk İslam tarihi başladı. Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. Kağıt, matbaa, pusula, barut dünyaya ne yapıldı? Tanıtıldı diyeceksiniz. Geldim. Peki Türkler niye İslamiyet'i kabul etti? Gök Tanrı inancıyla İslamiyet arasındaki benzerlikler neler? Her iki inanışta da ahiret inancı var. Yani tamu diyoruz. Bakın ilk Türk devletlerinde tamu ve uçma. Uçma cennet, tamu cehennem. Bakın bugün günümüzde hala cennet cehennem kavramları var. Her ikide de tek tanrılı inanç sistemi var. İslamiyet öncesi inanışta temizliğe önem verilmesi. İslamiyet öncesi inanışlıkla hırsızın ve yalancılığın kötü bir suç olması. Her iki inanışta da din adamlarının ayrıcılığın ayrıcalıklarının olmaması. Her iki inanışta da sınıfsal ayrımın olmaması. Her ikisinde de cihat, yani dünyaya fetih etme anlayışının olması Türklerin İslamiyet'i geçmesini sağlamıştır. Bakın burada da uçma tamu ve gök tengri kavramlarını vermiş. Uçma cennet abi. Direkt kısaca bunu söyleyeceğiz. Tamu dersem de aklınıza direkt ne gelsin? Cehennem olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Gök tengri de demek arkadaşlar yerin göğün bir kurucusunun, bir varlığının olduğuna inanış var. Ve biz de buna aslında Tanrı ya da Allah arkadaşlar şeyini, kelimesini ne yapmaktayız, söylemekteyiz. Peki Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra hizmetleri nelerdi? Birincisi İslam devletini Bizans'a karşı ne yaptılar? Korudular. Gazneler döneminde İslamiyet'in Hindistan'a kadar yayılmasını sağlamışlardır. Büyük Selçuk döneminde ise İslam dünyasının koruyucunu üstlendiler ki özellikle arkadaşlar kim döneminde? Tabii ki Tuğrul Bey zamanı en önemli noktadır. İslamiyet'in Anadolu'ya yayılmasını sağladılar. Bunun en büyük arkadaşlar önemli unsuru Sultan Alparslan arkadaşlar. Olarak ne yapacağız bileceksiniz. Yine Osmanlılar döneminde İslam dünyasının liderliğini üstlendiler. Tabii ki kim dönemi diyeceğiz bunu? Yavuz Sultan Selim dönemi diyebiliriz. İslam alimleri ve bilim adamlarının destekleriyle ve arkadaşlar korudular. Hakim oldukları yerlerde İslam kültürüne özgü eserler ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Peki gelelim Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletimizden bahsedelim. Peki Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti kimdir dersek Karahanlılar. Bakın hemen bir anekdot vereceğim. İslamiyet'e geçen ilk Türk İslam devleti derse arkadaşlar İtil neyi diyeceksiniz? Bulgarları olarak bileceğim. Ama İslamiyet'in Orta Asya'da kabul eden ilk Türk devletini sorarsa bu sefer kim diyeceksiniz? Karahanlılar olarak ne yapılmakta bilinmekte. Uygurların yıkılmasıyla Karluk, Yağma, Çiğil gibi boyların kurulmasıyla, yani birleşmesiyle kurulacak. Devletin bilinen ilk kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır arkadaşlar. Ama İslamiyet Satuk Buğrahan döneminde kabul edilmiştir. Satuk Buğrahan İslamiyet kabul ettikten sonra ismi Abdülkerim
Satuk Burahan olarak değişmiştir. İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen Türk kültürünü korumaya çalışmışlardır. Türkçeyi resmi dil olarak kabul ettiler. Hakaniye Türkçesini kullanmışlar. Ticareti geliştirebilmek için Ribat adı verilen küçük kervansaraylar yapmışlardır. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış, daha sonrasında yıkılmışlardır. Ama unutmayın, Karahanlılar eski geleneklerine devam etmişler. Sadece İslam'ı din olarak kendilerine almışlardır. Geldim. Tabii ki bu dönemde geçiş eserleri de ortaya çıkacak. Peki geçiş eserlerini hocan sana sorabilir. Kimin yazdığını sorar belki sana. Şimdi Yusuf Has Hacim'in yazdığı önemli bir eserimiz var. Ne? Kutat Kubilik diyeceğiz. Yine nitekim Kaşgarlı Mahmut'un arkadaşlar Divan-ı Lügat-ı Türk. Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet. Edip Ahmet Yükneki'nin arkadaşlar Atabetül Hakayık'ta arkadaşlar önemli eserleri içerisinde yer almaktadır Karahanlılar döneminde. Nitekim edebiyat öğretmenlerimiz de sizlere bu geçiş eserlerini detaylı bir şekilde arkadaşlar kanalımızda da ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Geldim. Gaznelilerden bahsedelim. Bugün Afganistan'ın Gazne bölgesinde kurulacak. Peki arkadaşlar kim tarafından kurulmuştur dersek Alptigin tarafından kuruluyor. Fakat devlet en parlak dönemini Gazneli Mahmut zamanında yaşayacak. Gazneli Mahmut Abbas halifesini Şii Büveyloğullarının elinden kurtarması üzerine Abbas halifesi Sultan Mahmut'a ilk kez arkadaşlar sultan unvanını vermiştir. O yüzden de sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut olmuştur. Gazneli Mahmut bunun gazıyla arkadaşlar Hindistan'a tam tamına 17 defa sefer düzenlemiş ve Hindistan'da bir gün arkadaşlar İslam'ın yayılmasını sağlayan en önemli unsur Gazneli Mahmut olmuştur. Bugün Pakistan arkadaşlar gibi yerlerin Müslüman olmasının en büyük katkısı aslında Gazneli Mahmut'tur. 1040 yılında ise arkadaşlar Sultan Mesud zamanı Büyük Selçuklu Devleti ile yaptıkları Dandanakan Savaşı'yla devlet zayıflayarak arkadaşlar Afganistan'ın yerli halkı Gurlular tarafından yıkılmışlardır. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de Tats uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine Tats uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Geldim. Artık o döneme damgasını vuran önemli bir imparatorluk olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na. Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar Oğuzların Kınık boyuna mensup olduğunu bileceksiniz. Tabii ki bu dönemde devlet ismini Selçuk Bey'den alacak ve Selçuk Bey'in oğlu Aslan Yagbu kimin eline düşmüştür? Gaznelilerin eline düşecek ve sonrasında oğulları Tuğrul ve Çağrı Bey'i başa geçtikten sonra kime doğru sefer düzenliyor? Gaznelilere sefer düzenleyecek ve Gaznelilerle arkadaşlar unutmayın 2-3 tane savaş yapıyor. Bunlardan birisi Nesa, diğerine ise Serah Savaşı diyeceksiniz. Nesa Savaşı Gaznelilerle Büyük Selçuklu arasında yapılan ilk savaş ve sonrasında Dandanakan Savaşı ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneli Devleti ise tarih sahnesinden çekilmiştir. Dandanakan Savaşı'nın özelliği nedir? Dandanakan Savaşı arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulacak ve Selçukluların batıya olan ilerleyişi bu dönemde hızlanmıştır. Çünkü doğuda yine bir tehlike baş gösterecek. Peki doğuda bize tehlike gösteren önemli olay nedir dersek Moğolların arkadaşlar istilacı tavırlarıdır. Bunun üzerine Tuğrul Bey arkadaşlar yönünü batıya doğru çevirir. Batıda peki kim vardır? Bir gün bizim yer aldığımız önemli bir bölge olan tabii ki Anadolu'dur. Anadolu'nun kapılarını aralamadan önce Anadolu keşiflerini gerçekleştirmek gerekir. Peki Anadolu'nun keşifleri hangi savaşta yapılmıştır dersek Pasinler Savaşı ile yapacak. Peki Pasinler Savaşı'nın özelliği ne? Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yine arkadaşlar unutmayın. Artık Anadolu'nun arkadaşlar fethi için önemli hazırlıklar yapılmak üzeredir. Tabii ki arkadaşlar önemini söyledik. Bizans'ta yapılan ilk savaş olduğunu bilmemiz lazım. Türkler Anadolu'yu keşfettiler. Bakın Anadolu'nun daha kapılarını aralamadı. Sadece Anadolu'nu keşfetmiş oldu. Tuğrul Bey arkadaşlar bu dönemde yine önemli bir nokta gerçekleştirecek. Peki nedir dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Hemen anekdot olarak belirtelim.
Tuğrul'a ve bu dönemde Abbas halifesini baskı altından kurtarması üzerine Bağdat seferiyle Abbas halifesi tarafından Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı verilmiştir. Peki Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanının verilmesi bizim için önemli nedir dersek eğer? İlk kez unutmayın halifelik makamında dinle devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Dünyevi yetkiler Tuğrul Bey'e geçerken dini yetkiler ise halifede ne yapmıştır diyorsunuz kalmıştır. Tuğrul Bey hayatını kaybettikten sonra Çağrı Bey yani Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan devletin başına geçer. Devletin başına geçtikten sonra amcası ve babasının yarım kalan işi olan Anadolu'nun kapılarını açmak ona kalmıştır. Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu'nun kapılarına dayanır Malazgirt bölgesine. Malazgirt Savaşı kimle kim arasında gerçekleşti? Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşecek. Hatta Bizans kralını Roman Diyojen'i tutsak düşürmüştür. Hatta Roman Diyojen'i tekrar Bizans'a gönderdiğinde Roman Diyojen arkadaşlar gözlerine mil çekilip arkadaşlar öldürülmüştür. Savaşın sebepleri nelerdir? Bizans'ın Anadolu'ya yapılan Türk akınlarından rahatsız olması, Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ve engellemek istemeleri savaşın sebepleri. Peki sonuçları neler oldu? Anadolu'nun kapıları biliyorsunuz ki klasik Türklere açıldı ve tabii ki birisi beşlik çakacak. Kim beşlik çakacak? Tabii ki Samet beşlik çakacak arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam bu nedir? Bu sizin için bir kod. Malazgirt Savaşı sonrasında arkadaşlar kurulan beyliklerden bahsedeceğiz. Kimler diyeceksiniz? Saltuk, Artuk, arkadaşlar Mengücek, daha sonrasında Danışment ve en son olarak da Çaka Beyliği. Unutmayın ilk kurulan beyliğimiz Saltuk, daha sonrasında ilk denizci beyliğimiz ise Çaka Beyliği olduğunu ne yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Nitekim bu savaşın sonrasında Anadolu'da Türkiye tarihi başlayacak. Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu yani Samet Şak'tı arkadaşlar. Türklerin batıya ilerleşi üzerine Bizans'ın Papa'dan yardım isteğine Haçlı seferleri Anadolu'ya doğru gerçekleşmeye başladı. Peki devlet en parlak dönemini kimde yaşadı dersek? Devlet en parlak dönemini Sultan Melikşah döneminde yaşadı. Sultan Melikşah'ın da önemli bir veziri vardı. Kimdi? Vezir Nizamı Mülk. Büyük Selçuklu İmparatoru'nun baş veziridir. Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapmıştır. Bağdat'ta batınif hareketlerini önleyebilmek için Nizam-ı Mülk Medresesi'dir. Hatta dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Siyasetname adlı eserini Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim son Selçuklu yani Sultan Sancar. Sultan Melikşah'ın ölümüyle birlikte devlette ne kavgaları başlayacak? Taht kavgaları başlar ve sonrasında tabii ki arkadaşlar bir fetret devri gerçekleşir. Peki bu fetret devrini sonlandıran kişi kimdir dersek Sultan Sancar olacak. Bu yaşanan taht kavgaları tabii ki devletin zayıflamasına sebep oluyor. Sultan Sancar taht kavgasına karışan kardeşini yenerek fetret devrine son vermiştir. Fakat garibin yüzü güler mi? Tabii ki garibin yüzü gülmez arkadaşlar. Sultan Sancar Moğollarla bir Katvan Savaşı'nı gerçekleştirecek. Katvan Savaşı'nda Moğollar ağır bir arkadaşlar yenilgiye uğratacak Büyük Selçuklu Devleti'ne ve nitekim Sultan Sancar'ın ölümüyle de birlikte artık Büyük Selçuklu Devleti de tarih sahnesinden çekilmiş olacak. Peki devletin yıkılma sebepleri nelerdir? Türk veraset sistemindeki arkadaşlar belirginsizlik nedir? Ülke hep hanedan ortak malıdır. Kimin başa geçeceği belli olmaması. Yine Abbas halifelerinin Büyük Selçuklu Devleti'nin rakibi olan devletlerle işbirliği yapması. Çünkü hatırlayın Doğu'nun ve Batı'nın sultanlığı unvanını çünkü kime vermişti? Büyük Selçuklu Devleti'ne. Yine Hasan Sabbah Batınif Harekatı'nın çalışmaları. Devlet kadrolarına İran asıllarının alınmasıyla Oğuz Türklerinin küstürülmesi. Göçebe Türkmenlerin küstürülmesi, artan vergiler nedeniyle çıkan isyanlar, merkezi otoritenin bozulması, bağlı devlet ve atabeyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri buna sebep olacak. Peki Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra neler oldu? İrili ufaklı birçok Selçuklu Devleti kuruldu arkadaşlar. Ne oldu dersek? İlk atabeyliklerden bahsedelim arkadaşlar. Salgurlar, İldenizoğulları, Bekdenizoğulları, Böriler ve Zengiler gibi atabeylikler kuruldu. Tabii ki devletler de kuruldu. Irak ve Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve bizi en çok ilgilendiren arkadaşlar Türkiye Selçukluları ne yapılmış oldu? Kuruldu. Bakın unutmayın meleğin ne olduğunu bilmen lazım. Hükümdarın oğlu olduğunu bilmen lazım. Atabey de hükümdarın oğlunu arkadaşlar eğiten
öğretmen olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Gelin Büyük Selçuk Devleti'nde tabii ki devlet yönetimi ve toplum yapısı nasıldı? Bundan bahsedelim. Hükümdarın görevleri. Büyük Selçuk Devleti'nin sultan unvanı ilk kez Tuğrul Bey tarafından kullanıldı. Adalet sağlamak, halkı refah ve huzur içinde yaşatmak, ülke topraklarını korumak ve genişletmek hükümdarların temel görevlerinden bir tanesidir. Hükümdar tabii ki başa geçtiği zaman bir bağımsızlık alametleri olması gerekiyor. Nedir peki bunlar dersek? 1. Hutbe okutmak. 2. Para bastırmak. Çetir yani şemsiye. Otağı, tuğ, sancak, neybet yani davul, mühür ve taht hükümdarlık alametleri içerisinde bilinmektedir. Gelin peki devletin işlerinin görüşüldüğü yerlere ne diyorduk biz? Divanlar diyecektik. Peki bu divanlar nelerdir? İlk olarak divanı Tuğra diyeceksiniz. Devletin iç ve dış arkadaşlar yazışmalarını düzenleyen divandır. Başındakine Tuğra'ya adı verilir. Divan-ı İşraf, devletin mali ve idari kurumlarını denetleyen güçlü bir denetim teşkilatıdır. Başındakine müşrif denir. Divan-ı Arz, ordu ile ilgili tüm ihtiyaçları Divan-ı Arz tarafından karşılanırdı. Başındakine ise Emri Arz adı verilmektedir. Divan-ı İstifa, mali işleri düzenleyen kuruldur. Başındakine ise Müstefi adı verilmekte. Niyebet-i Saltanat demek, hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini vekalet eden divandır. Başındaki ise naip denir. Divan-ı Mezalim ise ağır suçların devlet görevlilerinin yargılandığı mahkemedir. En başında ise sultan yer almaktadır. Peki hukuk sistemi nasıldı Büyük Selçuk Devleti'nde? Şer'i hukuk ve örfi hukuk olarak ikiye ayrıldı. Bakın hatırlayın, ilk Türk devletlerinde sadece örfi hukuk varken artık İslamiyet'in kabul edilmesiyle de birlikte hem şer'i hukuktan hem de örfi hukuktan bahsedeceğiz. Şer'i hukuk kaynağının İslam'dan alan hukuk kurallarıdır. Şer'i davalara kadılar bakmaktaydı. Kadıların başında ise arkadaşlar Kadıl Kubat adı verdiği başkadı yer alırdı. Kadıların halk arasında din ile ilgili davalara ölüm, miras, boşanma, hayır işleri, nafaka ve noterlik gibi işlere bakmaktaydı. Peki örfi hukukta neler var? Bundan bahsedelim. Kaynağı örf, adet, gelenek ve göreneklerden alan kurallardır. Bu mahkemelerinin başındaki kişiye ise emri dat adı verilir. Askeri davalara ise kadı leşker bakmaktadır. Sultanın başkanlık ettiği özel mahkeme niteliğindekine ise divanı mezalim yani ağır siyasi suçlar görüşülmekteydi. Kadıların kararlarını burada itiraz edilebilirdi. Selçuklular da örfi yargılara Darül Adıl yani adalet evi denilmekteydi. Ve yargının her zaman bağımsız olduğunda ne yapmamak lazım? Unutmamak gerekiyor. Gelelim ordu sisteminden bahsedelim. Orduda neler var? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar diğer Türk devletlerinden farklı olarak iktidar sistemi kullanılmaktaydı. Hemen şöyle parantez açıyorum. İktidar sistemi Osmanlı Devleti'nde tımar sistemidir arkadaşlar. Peki tımar sistemi ya da iktidar sistemi nedir? İktidar sistemi arkadaşlar şudur. Bir taşla dört kuş vurursunuz. Bir, üretimde devamlılığı sağlarsınız. İki, hazır asker elde edersiniz. Üç, devletin hazinesinden ne çıkmaz? Para çıkmaz. Dördüncü unsurumuz nedir peki dersek? O askerler o bölgenin neyini sağlarlar? Güvenliğini sağlayacaktır. Sonrasında bileceğim önemli unsurlardan bir tanesi, iktidar sistemi ilk kez İslam devletlerinde Hazreti Ömer döneminde ortaya çıkacak ve Büyük Selçuk Devleti de bu sistemi kullanmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde ise adı tımar sistemi olmuştur. İktidar sistemi devlet arazi gelirlerinin askeri, sivil ve devlet adamlarının maaş karşılığı tahsil edilmesi esasına dayanan sistemdir. Devlet toprağını isteyen üst düzey devlet memurlarını atlı asker beslemekteydi. Nitekim biz buna Cebelü adı ne yapılır? Verilir. Bu sayede hazineden maaş ödemeyen büyük bir orduya sahip olunurdu. İktidar sisteminin uygulandığı bölgelerde üretimin devamlılığı sağlanmış. Taşlı'da devletin otoritesi güçlenmiştir. Peki gelelim askerlerimizden bahsedelim. Hassa askerleri sultana bağlı özel birliktedir. İktidar toprakları tahsis edilerek maaşları ödenirdi. Gulaman-ı Saray sultanın muhafız birliğidir. Farklı milletlerden seçilen maaşlı askerlerdir. Eyalet askerleri hanedan üyesi, melik ve valiler tarafından sağlanan askeri birliklerdir. Türkmenler konar göçer olarak hareket eden savaşçı gruplardır. Sipahiler iktidar sahibi devlet görevlileri tarafından geçimleri sağlanan atlı askerlerdir. Yardımcı kuvvetler ise Selçuklulara tabi olan beylik ve devlet tarafından antlaşmalar gereği alınan askerler olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Peki geldim arkadaşlar, toplum yapısı nasıldır dersek eğer, bundan bahsedelim.
Büyük Selçuklu'da toplum göçebe ve yerleşik olarak iki gruba ayrılırdı. Oğuzlar büyük nüfusun çoğunluğunu oluşturur, göçebe olarak yayla kışlak hayatını sürerlerdi. Köylüler, çiftçiler, şehirliler ve ticari ve çeşitli zanaat dallarında yaşam sürdüler. Büyük Selçuklu ülkesinde tarım ve en yaygın ekonomik faaliyetlerden biriydi. Buğday, pirinç, pamuk, koyun ve at yetiştiriciliği yapılmıştır. Bakır ve gümüş işçiliği, halı, kilim dokumacılığı, yünlü ipek kumaş dokumacılığı gelişmiştir. Şehirlerde aynı zamanda arkadaşlar zanaat dalıyla uğraşan esnaf birlikleri kurularak düzenli üretim, haksız rekabet ve fiyat kontrolleri yapılmaktaydı. Üyeler arası, üye devletler arası ilişkiler ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir diyeceksiniz. Geldim ilim hayatından bahsedelim. Selçuklularda devletin resmi ve edebiyat dilinin Farsça, öğretim dilinin bilim dilini ise Arapça, orduda ise halk arasında Türkçe konuşulmaktaydı. Eğitim alanında yeni kurumlar oluşturularak Türklerin eğitimine katkıda bulundukları gibi bilime de gereken önemi vermişler. Bilginlere ve sanatkarlara büyük saygı göstermişlerdir. İlk Selçuklu Medresesi 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da kurulmuş. Alparslan döneminde ise medreseler yaygınlaştırılmıştır. Nitekim bunun en önemli arkadaşlar medresesi Nizam-ı Mülk'tür. Nizam-ı Mülk arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi dönemin ve o zaman da dünyada kabul gören ilk üniversitelerden biri olarak kabul edilmekteydi. Tabii ki önemli bilim adamları da ortaya çıkacak. Ömer Hayyam, Muhammed Beyhaki, Ahmet Tüsiki, Selçuklu Devleti'ne yetişen meşhur matematikçilerdir. Ömer Hayyam Melikşah'a hazırlanan Celali takvimin hazırlanmasında görev almıştır. Geldim Nizamiye medreseleri. Devletin Haşhaşiler gibi radikal örgüt ve mezheplere karşı korunmasını, memur ihtiyaçlarının karşılanması ve din adamının yetiştirilmesi, bilim insanlarının çalışmalarının faydalanmasıyla ilgili önemli çalışmalar yapmışlardır. Şimdi arkadaşlar hazırsanız artık neyimize geçebiliriz? Yazılımıza geçebiliriz değerli arkadaşlar. İlk sorumuza geldik. İslamiyet öncesinde Arabistan'daki siyasi ve sosyal durum hakkında bilgi veriniz demiş. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Birincisi unutmuyorsunuz. Siyasi ne yoktur? Birlik yoktur. Çünkü biz burada arkadaşlar nasıl bir anlayış göreceğiz? Kabile anlayışını göreceksiniz. Yine ne davaları var? Kan davalarının olduğunu bileceksiniz. Yine arkadaşlar siyasi dediğimizde aklınıza kabile anlayışı, siyasi birliğin olmadığını ama kültürel ne var? Birlik var arkadaşlar. Çünkü bunlarda hangi hayları görecektiniz? Haram aylarını ne yapmaktaydık? Görmekteydik. Geldim bir diğerine. İslam Devleti'nin kurulması ve Hazreti Muhammed'e devlet başkanlığının üstlenmesi hangi gelişme sonrası gerçekleşmiştir? Tabii ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hicret etmesiyle yani 622 yılında hicreti yapmasıyla böylece arkadaşlar İslam Devleti'nin temelleri atılmış oldu. Bir de unutmayın sonrasında hicretin sonrasında Medine ve Mekkeliler arasında arkadaşlar ne gerçekleşmişti? Medine Sözleşmesi arkadaşlar gerçekleşti diyeceğiz. Geldim. Abbas Halifesi Memun tarafından Bağdat'ta kuruldu. Orta çağın en zengin kütüphanesi olmanın yanında tecrübeleri ve özellikle pozitif bilimlerle ilgili araştırmaların yapıldığı bir merkez haline gelen bilgelik veya hikmet evi olarak verilen kurumun adı nedir diye sormuş arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken tabii ki neyi bileceksiniz dersek aklınıza gelecek nokta Beytül arkadaşlar Hikme diyeceksiniz. Beytül Hikme de tabii ki ne evidir? Bilgelik evi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Genelde nerede göreceğiz dersek de Bağdat bölgesinde ne yapılmıştır? Kurulmuştur diyorsunuz. Hazreti Ömer döneminde Türklerin Müslümanlarla komşu olmalarına rağmen İslamiyet'e geçme konusunda acele etmeme nedenlerini yazınız diyor arkadaşlar. Peki neler söyleyebiliriz? Şunu söyleyebilirim aslında. Birincisi şu. Ne? Gök Tanrı inancına ne yapması? İnanmaları. Ve tabii ki Hazreti Ömer demeyelim de Emeviler dönemi demek daha mantıklı olur. Emeviler döneminde arkadaşlar bakın Emeviler döneminde hangi politikanın uygulanmasıydı? Kocaman yazıyorum. Mevali politikasının uygulanması en önemli noktaydı. Çünkü mevali neydi arkadaşlar?
köle gözüyle bakılması, yani araba olmayana köle gözüyle bakılması en önemli unsurlardan bir tanesi olarak bilinmekte. Şimdi Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinin temel nedenini yazınız. Şimdi arkadaşlar bakın unutmayın. Peygamber Efendimiz öldükten sonra ortaya kimler çıktı? Sahte neyler? Peygamberler ortaya çıktı. Şimdi sahte peygamberlerle arkadaşlar neler gerçekleştirildi? Ridde savaşları gerçekleştirdi. Ridde savaşlarıyla birlikte kimler ölmeye başladı? Hafızlar ölmeye başladı. Şimdi hafızlar ölmesiyle birlikte hemen size şöyle güzel bir söz yazacağım. Söz arkadaşlar uçar, ne kalır? Yazı kalırdı, değil mi? Şimdi hafızlar arkadaşlar tek tek ölürse ne olur? Kur'an-ı Kerim tehlike içine girer. O yüzden de söz uçar, yazı kalır kelimesi Hazreti Ebubekir için önemli bir nokta olacak. Yani hafızların ölmesi nitekim de arkadaşlar bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesini sağlayan önemli bir unsur olmuştur. İspanya'nın fethinden sonra burada Müslümanlar tarafından kurulan devletleri yazınız demiş. Şimdi birincisi arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk olarak ne diyeceğiz? Endülüs Emevi Devleti diyeceksiniz. Hemen başkentinde yazalım. Kurtuba diyeceğiz. Sonrasında Endülüs yıkıldıktan sonra ne diyecektiniz? Beni Ahmer. Neyi diyoruz? Devleti. Bunların başkenti neresiydi? Granada olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Geldim devam ettim. Abbasiler Avasım eyaletini hangi devlete karşı ve hangi amaçla kurmuştur? Tabii ki arkadaşlar Avasım kimlere kuruluyordu? Türklere kuruluyordu arkadaşlar. Yani birincisi Bizans'a karşı ne yapmak? Korunmak. En büyük temel unsurlarından bir tanesi. Yine arkadaşlar Anadolu'nun yönüne doğru arkadaşlar fetihler sağlayabilmek. Hemen onu da söyleyelim. Anadolu'yu. Ya doğru fetihler ne yapmak? Sağlamak diyeceğiz. Ha bir de unutma Avasım kimler için kuruluyor? Tabii ki Türkler ne yapıldı? Yerleşti olarak ne yapman lazım? Bilmen gerekiyor. Çünkü Türklerin arkadaşlar hangi politikası ön plandaydı? Savaş politikaları ön anlamındaydı. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Batı dünyasında Avicenna olarak bilinir. El Kanun Fıtlı Tıp adlı eseri 600 yıl boyunca okutulmuştur. Avrupa üniversitelerinde kullanılmıştır. Yukarıda verilen bilgilerle hangi Türk bilim insanına aittir demiş. Tabii ki arkadaşlar hepinizin bildiği bir isim. Kim diyorsunuz? İbni arkadaşlar Sina diyeceksiniz. Önemli bilim adamlarımız içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Geldim. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olan faktörler neler? Birincisi arkadaşlar hatırla. Cennet ve ne var? Cehennem kavramı. Çünkü gök tanrı inancı da vardı. Yine tabii ki eşitlik. Yine arkadaşlar tek ne diyeceksiniz? Tanrı. Yine tabii ki temizlik. Yine arkadaşlar adalet. Bunlar bizim için önemli noktalardan bir tanesiydi. İşte bunlar arkadaşlar Türklerin İslamiyet'e geçmesini sağlayan önemli noktalar içerisinde ne yapmakta? Yer almaktadır. Şimdi geldim sorumuza bakalım. Hazreti Muhammed döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A. Hendek, B. Bedir, C. Hudeybiye, D. Akabe ve E. Tebük demiş. Şimdi bana neyi soruyor? En sonra gerçekleşmiş. Şimdi ilk arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Aslında biri bunu yerleştirebilirim. İkiye bunu yerleştirebilirim. Sonrasında üçe bunu yerleştirebilirim. Dörde bunu yerleştirdim. Ve son olarak da arkadaşlar aslında beşe kimi yerleştireceğiz? Tebü'yü yerleştireceğiz. O yüzden doğacağımız E olarak ne yapılmakta bilinmekte. Geldim bir diğer sorumuza. Endülüs Emevileri ve Beni Ahmer Devleti aşağıdaki coğrafyaların hangisinde kurulmuştur diye sormuş. A. Fransa, B. İtalya, C. İspanya, D. Fas, E. Portekiz. Tabii ki arkadaşlar kim diyeceksiniz? İspanya diyeceğiz. Doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olarak ele alacağız değerli arkadaşlar. Şimdi gelin MEB'in örnek yazılı soruları var. Yani benzerliği bu şekilde olabilir.
İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda genel olarak Bedevilik ve Hadarilik olarak iki tür yaşam tarzı vardı. Bedeviler çölde yaşamlarını sürdürmüş ve çadırda yaşamıştır. Bedevilerin ana geçim kaynakları develer ve ticaret hayvancılıktı. Çölde bulunan suyu çok dikkatli bir biçimde kullanarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. En çok besledikleri hayvan çöle uyum sağlamış develerdi. Koyun ve at besleyen Bedevi toplulukları da vardı. Kendilerini ve hayvanlarının su ihtiyaçlarını çölde açılmış su kuyularından karşılamışlardır. Kabileler halinde yaşamaları sürdürmüşlerdir. Hadareler ise yerleşik hayatın getirdiği gibi yaşayan kişileriydi. Kendilerine has mahallelerde, kerpiçten veya taştan yapılmış evlerde otururlardı. Bedevilikten farklı olarak Hadarilik, hayvancılıkla uğraşmayan ve gelirlerini ticaret yaparak elde eden topluluklar olarak bilinir. Hadareler de Bedeviler gibi kabileler halinde yaşamışlardır. Bu bilgilere göre Bedevilik ve Hadarilik yaşam tarzının farklı yönlerini yazınız. Arkadaşlar, Bedevi dediğiniz şeye direkt göçebe, Hadari dediğinizde ise yerleşik olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Müşrikler İslamiyet'in yayılmasıyla kendi çıkarlarına zarara uğradığını düşünmektelerdi. Hazreti Muhammed İslam dinini yayması için baskılar yapmışlardı. Yaymaması için baskılar yapmışlardı. Çünkü İslamiyet'in yayılması menfaatlerine ters düşmüştü. Hazreti Muhammed'i öldürerek İslam dinini ortadan kaldırmayı planladılar. Müşrikler Müslümanlara sürekli zararlar vermeye başlamıştı. Örneğin Müslümanlara mal, eşya, yiyecek, içecek ve satmamaya başladılar. Müslümanlara boykot uyguladılar. Baskıların iyice artmasıyla Hazreti Muhammed Medine'li Müslümanların Akabe biatları sırasında verdikleri söze güvenerek Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret edebileceklerini söyledi. Bu durumun karşısında Müslümanlar Medine'ye doğru göç ettiler ve Hazreti Muhammed ise Hazreti Ebubekir ile birlikte Mekke'den ayrılarak Medine'ye doğru hicret etti. Yukarıdaki bilgiye göre Hazreti Muhammed ve Müslümanların hicrete yönelten sebepler nelerdir? Birincisi arkadaşlar, müşriklerin neyi? Baskısı. İkincisi arkadaşlar, Müslümanlara boykot ne yapmaları? Uygulamaları. En önemli unsur. Bunlar da hicret etmesine sebep olacak. Geldim bir diğer sorumuza. Dört halife döneminden sonra Emeviler İslam devletinin liderliğini ele geçirdiler. Emevilerin İslam'ın eşitlik esaslarına aykırı mevali politikasından dolayı Türkler İslamiyet'i hemen benimsememediler. Horasanlı Ebu Müslim Emevi devletini yıkarak Abbasileri İslam devletinin yeni lideri yaptı. Abbasilerin hoşgörü politikası sayesinde İslam dünyasında eşitlik ve adalet devri başladı. 751 yılında Abbas devleti ile Çin devleti Orta Asya hakimiyeti için Talas şehrinde karşı karşıya geldi. Talas Savaşı'nı Türklerin desteğiyle Abbas Devleti kazandı. Talas Savaşı ile Türk tarihin kaderi değiştirildi. Türkler Talas Savaşı'ndan sonra kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle Türk İslam tarihi başladı. Abbasiler Türkler için avasım şehirleri kurdular. Türklere orduda görev verdiler. Talas Savaşı ile ayrıca dünyada Çin'in kullandığı barut, pusula, kağıt, mürekkep ve matbaa öğrenildi. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak Talas Savaşı'nın Türk tarihine nasıl bir etkisi olmuştur? Tabii ki arkadaşlar, direkt kısaca şunu yazacağız. Türkler kitleler halinde neye geçti? İslam'a ne yapmıştır? Geçti diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi size her zaman yaptığımız gibi mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.